Yani bu şey mi? Hep hem pastam dursun hem karnım doysun. Erkek için. Erkek için. Yani tabii. Şu anda o adama mı söyleniyor? Tabii. Pastam dursun, karnım da doysun diyen adama mı bu şarkı? Pastam dursun, karnım doya doya artık hani stratosfere kadar çıksın. Şimdi babaannem yaşasa tüh boyun devresinde. Bu aralar çok böyle değil mi? Öyle mi? Öyle yani dizilerde de gördüğümüz kadarıyla öyle. Niye öyle? Çok eşliliğe doğru gidiyor. Bilmiyorum. Yani kadın da öyle, adam da öyle bence. Monogami artık herhalde şey oldu yani bizim sadece şeyimizde kaldı yani kalbimizde kaldı bizim gibilerin. Belki de sevmek, sevmemek hani. Ya işte yani hem seviyor hem ondan vazgeçiyor hem yardan hem serden. İşte poligamiyi anlatan bir şarkı aslında bu. Ama diyor devam da edelim diyor. İşte hem seni seviyorum. Yani biz devam edelim. Böyle de benim kurallarımla devam edelim diyor. Aynen. Ben senin kurallarına gelmem. Sen benim kurallarım. Sen dur bu kenarda diyor. Ben yine de diyor dışarıda biraz eğleneyim, gezeyim, tozayım. Ama sen de sesini çıkarma diyor. Bu şişe kalacak mı program boyunca? Kalk. Ha tamam. O benim hazinem, suyum o benim. Niye almak istiyorsun? Doğada çözülmüyor da onlar o yüzden. Ama biz de doğada erimiyoruz, çözülmüyoruz. Doğada çözülmeyen bir programız yani. Uyar o yüzden. Bence de. Peki bence şeyi de. Soracağım şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür şöyle ederim. Şöyle göstereyim bir zahmet ay, canım. Sanki geçen şarkıyı daha dün gelmişim gibi. Değil acayip mi? Bir zaman. Evet. Evet bir zahmet, bir zahmet. Şarkıyla ilgili bilgileri alalım mı? Söz. Saadettin Dayıoğlu. Beste yani müzik Saadettin Dayıoğlu beraber yaptık evet, Saadettin'le. Aranjör Emre Gören. Biz çok güzel bir sacı ayağı olduk böyle. Üçümüz çok güzel işler çıkarıyoruz. Ve başrolde Reyhan Karaca'nın deri mayosu. deri yakalı mayosu. Yaka var mayoda. O tasarım bir ceket. Murat Aytul'un tasarladı. Ceketin üstünde şarkının sözleri yazıyor. Hadi. Çok uğraşıldı o. Ay o ceketten bir şuradan bir arkaya bir koysanız da şarkının sözleri varmış. Ha öyle mi? Hadi bir göstersene şuradan bir bakalım hangi sözler, hangi kelimeler var acaba? Acaba tasarımcımız Murat Bey hangi kelimeleri öne çıkarmış? Evet, merak edin bakalım. Neymiş bakayım ne yazıyor orada? Meğer benden yerini saklıyormuş aşk yazıyor. Bir zahmet. Ama orada önde sarı bir zahmet yazıyor. Aşk yazıyor ya omuzda. Bak sağ omuzda aşk gibi, yazıyor. Evet aşk yazıyor. Yazıldığı gibi okunmuyormuş aşk. Hı hı. O da var orada. Bu benim gardırobunun en kıymetli yerlerinden birinde duruyor. Belki ileride bir gün açık arttırmayla bir şey yapabilirim bunu. Bu da yine Murat Aytulum'un bu seneki Macho serisinden bir gömlek. Üzerindeki deri kemerle beraber. Ay, yazıldığı falan. Gibi okunmuyor aşk. Çok güzel laf değil mi? Türkçe gibi işte. Değil mi? Tabii. Türkçe de yazıldığı gibi okumuyor. Yapacağım diye konuşmuyoruz. Tabii A, B demiyoruz mesela. Tabii yapacağım diyoruz. Yapacağım mesela diyoruz. Yani. O yüzden evet. Aşk da öyle. Aşk da öyle. Görüldüğü gibi değil yani. İçinde bir sürü fırtınalar esiyor. Peki şimdi bu saatte, bu yaşta kaç dakikada tanıyorsun? Bundan olur, bundan olmaz. Yani şöyle onu çok eskiden de ben öyle hani bir enerji vardır ya akar insandan insana. O enerjiden ben aslında baştan çözüyorum olup olmayacağını. Ama bende şöyle bir şey var. Ben inadına yani illa olmayacağını görmem lazım. Yani olmayıp köküne kadar olmayana kadar dibine kadar deliyorum ben. Yani, tutturukçu musun? Tutturukçu değil de galiba bundan besleniyorum. Bundan besleniyorum. Yani olmadığını bile bile o işin üstüne gidebiliyorum. Ama Akrep Burcu'nun özelliği herhalde vazgeçti mi de işte ondan sonra hiç yani o kadar nötrleşiyor ki ne öfke ne şiddet ne kavga ne sevgi hiçbir şey kalmıyor. Herhangi biri gibi hayatımda öyle duran bir insan haline geliyor. O yüzden de hani aşkın sonu nefrettir diyorlar ya ben o nefret bölgesini hani aşkın sonu ya aşkın içinde de yaşıyorum ve kesildiği noktada her şey süt limon haline geliyor. O zaman şimdi tersin pis mi? Mesela aşkın içinde çok. Nefreti yaşarken de Allah belanı versin diye uçuyor musun böyle adama? Adama bazen uçuyorum da daha çok ben Allah'la konuşuyorum. Ben o tarafındayım için yani ilahi tarafındayım. İlahi adalete çok inanan bir yapım var benim. Hani biz istediğimiz kadar kötülük yapalım sonunda bize dönüyor o kötülük ama ilahi adalete teslim ettiğin zaman işte onun sonu sen görmesen de mutlaka oluyor. Hep de yaşadım bunu. Hep haklı olduğum yerlerde mutlaka haklı olduğum bir şekilde duydum yani. Peki olacağını düşünüp de sonuna kadar gittiğin oldu mu? İnanıp.
Tabii tabii. Hı hı. Zaten inanmasan iki gün bile yaşayamazsın onu. Hep bir tarafın inanıyor ya ona. Hani o çocuk tarafın inanıyor. Bu tamamen inanmakla ilgili. Yani bir tarafın ama bilir olmayacağını, o taraf bilir. Burada bütün taraflar olacak diyor. İçin böyle hiç iyi. Hiç olmadı. Ha. Hiç olmadı. Hep olmayacağını hissettiğim bir tarafımda hep böyle bir oluyor yani. Olmayacaksa o içimde bir tarafında oluyor. Zaten inansam bugüne kadar bir şekilde yanımda biri olurdu. Ama insanların da bir süresi olabiliyor ya. Sonsuza kadar olmuyor yani. Onun da bir şeyi var ya. Onun da bir matematiği var. Hmm. Yani hayatından bir şekilde çıkarmıyorsun o insanı zaten. Dostun olarak kalıyor, arkadaşın olarak kalıyor ama bir şekilde kalıyor. Eğer ruhların uyuşuyorsa ama hakikaten olmuyorsa hayatından tamamen zaten gidiyor. Önce sosyal medyadan mesela takip bırakmak gibi mi? Ben takip etmiyorum. Aa, şey, ilişki içindeyken de. Tabii tabii, takip etmiyorum. Yani görmek istemiyorum birçok şeyi. Niye göreyim? Bir de sosyal medya çok, yani çok hayali bir mecra. Yani bana göre, bana kalsa erkeklerin sosyal medyasının olması, hani eğer işiyle alakalı bir mevzu yoksa o da saçma geliyor bunu. Her dakika bir fotoğraf paylaşıyorlar. Orada, burada, yok arabada, orada, burada. Yani bana çok gereksiz geliyor erkekte. Kadınlarda da öyle gerçi de. Yani meslek değilse, mesleğin yoksa orada devamlı bir paylaşım yapmak, kendini göstermek bir nevi kendini ispat çabası gibi geliyor. Erkek ağırlığını taşımıyor orası yani. Erkek dediğin ağır olmalı. Biraz gizemli olmalı. O sosyal medyada sürekli olan bir erkeğin zaten hala arayışta olduğunu düşünüyorum ben. Pandemi dönemi, çünkü evdeydin de çok, evet, canlı yayınlar yaptın, evet, o süreçte. Evet. Ve hatta canlı yayınlarından birinde şey demiştin. Yani her şeyi böyle paketleri siliyorsun, temizliyorsun. Evet. Artık silmekten, temizlemekten. O ne kadar sürdü. Ellerimize baksana ne hale geldik. Hala mı? Hala. Ha. Hala. Hala. Önce mutfaktan kapı kenarına taşınır. O kolektif bir şekilde işte elden ele önce musluğun başında başka biri onu yıkar falan. Bu filmlerde var ya hani. Karpuzlu şey yaparlar ya, şöyle şöyle atarlar. Ha, aynen öyle, aynen öyle. Silen, temizleyen ayrı. Hı hı. Yerleştiren ayrı falan. Öyle bir kolektif çalışma yapıyoruz hala. Çünkü annemle yaşıyorum ben. Annem de koa hastası olduğu için çok dikkat etmem lazım. Ben de aslında bronşitliyim, benim de hani sınırdayım o konuda. Dikkat etmem lazım. Hani mesela bugün söylüyorlar, yarın çürütüyorlar o durumu. Ben yine de o çürütülmüş şeyi de yapmaya devam ediyorum yani. Çift maske falan. Çok dikkatli yaşıyorum. Ay, iyi ama yani bu da fena bir şey değil aslında öyle yaşamak. Çok evden çıkmadan galiba. Zaten ben çok evcimen biriyim. Hani benim hayatımda çok fazla bir şey değişmedi aslına bakarsan. Hani gece hayatında dolaşan, işte kulüp gezen biri olmadığım için sadece spor yaptığım tarafımı kesti. O yüzden mutsuzum. Yani ben çok aktif spor yapan biriydim. Birdenbire oturunca bütün kaslarım isyan etmeye başladı. Yani insan bir şekilde o hayatı alıştıktan sonra çok zor geliyor oturmak. Bu arada şöyle bir başlık var. Evet, kırdım. Aa, geçmiş olsun. Kırdım. Temmuz ayında kırdım burnumu. Aa. O yüzden hani görenler zaten algılayacaklardır. Şöyle Ece böyle yazmış, şöyle gözüm. Bir deviasyon durumum oldu sağa doğru. Bayağı da iyi bir kırık yani. Baş ağrısını çok fazlalaştırdı. İşte bu aylar boyunca aslında hemen ameliyat dedi doktor bana ama pandemiden dolayı olamadım. Hı hı. O sebeple de hani biraz daha bekletiyorum ama şu an artık sınırda yani. Kanama yapıyor, baş ağrısı yapıyor. Ki ben hayatımda en son yaptırmak istediğim yerim burnumdu. Ve bunu her yerde de söylerdim. İşte fazla büyük konuşmamak lazım. Ama astım, bronşit işte onları da zorluyordur tabii, tabii, nefes alırken değil mi? Gece uykuları bölüyor. Nefes alırken zorluk yaşıyorsun. Hele maskeyle çok zor. Ağızdan sürekli nefes almak çok zor maskeyle. Boğaz kurulu yapıyor, sürekli öksürük yapıyor. İşte biraz hayatı kolaylaştırmak lazım yaptırarak burnu ama estetiğe karşı değilim ama burun estetiğine çok sıcak bakmıyorum. O yüzden de doktorumla bunun pazarlığı içerisindeyiz şimdi. Tamam dediğimiz anda hemen yaptıracağım burnumu. Nerede peki bu pazarlık bitecek acaba? Ben bu anı şu anda daha önce yaşamış gibi oldum. Rüyamda gördüğüm gibi. Şu anda şu muhabbet ve şu görüntüyü acaba yaşamış gibi oldum. Öyle mi? Evet ya. Deja bir hafta. Bu. Allah Allah, rüyada mı gördün? Bir dakika, nerede buluşacaksınız doktorla peki pazarlık derken? Yani ameliyat salli olmuyor mu kesinlikle? Yok, olmuyor. Aa. Ya aks kırılmış, o yüzden aksı düzeltmesi gerekecek. Hemen yapsaydı belki hallolacaktı ama burun kaynadığı için artık çok zor.
O yüzden de bana soruyorlar işte sen şunu yaptırıyorsun, saklıyorsun mu? Hiçbir şeyimi saklamadım bugüne kadar. Burnumu da yaptırmam gerekiyorsa ki gerektiği söylüyor doktor. Yaptıracağım. Hı hı. Ama orijinalinden çok farklı olmaması gerektiğini düşündüğüm için de doktorumu ona göre seçtim. Sosyal medyadan da zaten takip edenler görecekler yaptırdığım zamanda. Evet, öyle çok yaptırmıyorsun değil mi bir şey? Yani suratımı aklamak zaten yıllardır yüzüme ufak tefek vitaminler. Hı hı. Herkes yaptırdığı gibi botoks yaptırıyorum. Onun dışında da vitaminin dışında hiçbir şey yaptırmıyorum. Hani belki 55-60'tan sonra bir gerdirmeye doğru giderim. Oh ne güzel muhabbete gel ya. Süper ya vallahi ha, bazen de böyle yaparız ne yapalım merak ediyorum soruyorum olamaz mı yani mecbur muyuz hep kişinin farkındalığıyla ilgili konuşmaya demişken kendine faz atlatıyor musun? Mesela kaç yaşından itibaren kendin farkında olduğun korona demeyeceğim ondan önce de yani kendin için neler yapıyorsun ruhun büyümek yetişkin olmak mutlu olmak tatmin olmak. Ben biraz tasavvufun içine biraz uzun zamandır gömülüyüm. Tasavvuf inancıyla bu işe yani gönül gözünün insanın dış güzelliğini çok etkilediğini bir kere %100 inanıyorum. Bakışını öncelikle etkiliyor. Tabii içindeki ışığı, içinde bir ışık taşıyorsan gözünden fışkırıyor zaten. Bir yerden çıkması lazım ya kalpten ya gözden. Ona çok inanıyorum. Kendime çok uzun zamandır faz atlatıyorum ben. Her olay benim için bir faz atlama, üçer beşer basamak. İşte kayıplardan sonraki tutumlar benim yani baba kaybı, kardeş kaybı onlardan sonra çok büyük fazları atlattım. Gittikçe olgunlaştığını düşünüyorum ruhumun ama içimde bir çocuk var onu daha büyütemedim. Yani orada sıkıntı yaşıyorum. Büyümese ne olur o çocuk? Bazen yaramazlık yapıyor. Ne yapıyor? Yani yaramazlığı ne o çocuğun? Hani ben şu ayakkabıyı istiyorum mu yoksa başka türlü bir öfke mi var? Dünyevi zevkler biraz daha fazla ağır basıyor bazen yani. İşte orayı terbiye etmek lazım ya. Nefsi terbiye etmek diye bir şey var. Ya Cemal Nur Sargut gelmişti geçen yıl. Çok ben bunu sordum biliyor musun? Şey dedim hocam dedim. Elimizde paramız var. Gidip estetik olmak istiyoruz. Ya da falanca marka çantaya sahip olmak istiyoruz. Bu dedim ayıp bir şeyim. Hayır dedi. Senin elinde bir imkan varsa onu bazen de dünyevi zevklerin için kullanabilirsin. Bunda bir ne ayıp ne de günah bir durum aynen var dedi. Aynen. Ya öfkeler, nefretler... yani oraya bağlanmamak lazım. O öfkeler, nefretler bazen işte burcumun özelliği de o benim. Böyle hırslanmak falan. Nefsi körleştirmemek de hani nefsi körleştirmek çok önemli. Oralarda bazı içimdeki çocuk çıkıp böyle ani ataklar yapabiliyor böyle. Aniden öfkelenebiliyorum. Çocuklar böyle birden öfkelenirler sonra da hani bir dakika sürmez. Aynı öyleyim ben de. İşte orayları terbiye etmeye çalışıyorum ama çok zor yani. Bu saatten sonra ne kadar terbiyelenir bilmiyorum. Değil mi o işte tasavvuf, Mevlana'nın dediği gibi işte öfkede toprak gibi olmak kolay değil. Aynen bir de ben insanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Esas kilit nokta burada yani insanları değiştirmekten vazgeçtim uzun zamandır. Çünkü oraya girdiğin zaman hem kendi vaktinden harcıyorsun hem de biraz... insanın üvesine aykırı bir durum aslında. İnsanları hayatında kabul ediyorsan gördüğün gibi kabul edeceksin. Onu değiştirmeye çalışmayacaksın. Evet varsa bir hatası sana göre değil toplumsal bir hatası varsa uyarabilirsin. Ama sana göre hata olan ona göre aslında bazen hata olmayabiliyor. İşte onu değiştirmeye çalıştığın zaman kendi vaktinden de harcıyorsun. Öyle bir durumda ben direkt uzaklaşıyorum. O zaman burada sana göre hata olarak görünen şeyler belki yetiştirilme. Tabii ki bir de kodların önemli olan genetik gördüklerin anne babadan. Tabii ben şimdi mesela bakıyorum birçok şeyim anneme kızdığım birçok şey bende var aslında. Anneme çok benziyorum kodlarım ne çok mesela? Benzemiş. İnatçılığım burnumun dikine gitmem illa bir şey kafaya koyduğum zaman hani yapana kadar annem içimi kurutur mesela benim. Gelir böyle sinsi sinsi yaklaşır söyler. Duymazdan gelirim. Bir saat sonra gelir. Masayı siler gibi yapar. Yine bir böyle fısıldar falan. Görüyorum kendimde var o. Yıllar evvel benden şikayet ettikleri şeyi annemden görmeye başladım. O zaman ışık yandı. Dedim ki ben de böyleydim. Ben de böyleydim. Şu an annemde görüyorum ben kendimde olan bir şeyi. Ve kızdığım bir şeyi. Ve kızıyorum ona. Bana da zamanında kızdıkları zaman küsüyordum. Haksızmışım diyorum mesela. Ben de böyleydim. Yani kemirirdim insanları ya bir şey istediğimde olmadığı zaman. Şimdi akışına bıraktım. Biraz daha böyle. Bu pandemi biraz galiba değiştiriyor beni. Yavaş yavaş
iyice bazı şeyleri kendinle kalarak hani gözlemlemeye başlıyorsun. Yani diyorsun ki hani benim dediğim olsun. Yani benim dediğim olsun, istediğim olsun. İşte istediğim olsun. Takıntı haline geliyor. Ha. Hemen olsun mesela. Çok basit mesela. Saçım buradaydı. Hı. Tak dedim, sabah uyandım, saçı kestirmek istiyorum dedim. Kesmediler. Kesme. Bir taraf kes diyor, bir taraf kesme. Klip günü, klip setinde oturdum. Utku'ya dedim ki kes, makası vur kimse görmeden. Pat 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 kesti. Bir geldiler ki saçım kesik. Yani kafaya koydum, onu orada yaptırmasam zaten bir gece evvel yaptıracaktım. Klipte saçım kesili olsun. Senin şu cesaret hapın falan varsa, yani böyle bu bana bir nakletsene bunu. 10 yıldır saçımı böyle kanal tutuyor. Diyorum ki genel müdürüme kısacık kestirsem. Ay, ne yakışır. Hayır, hayır diyorlar. Şafak Hoca da diyor, Mahber de hayır, sen böylesin diyorlar böyle. Böyle ya, Japon cesaret. Anime gibi yaşıyorum 10 yıldır. Ben o konuda çok cesaretliyim ya. Yani mesela uzundu saçım yıllar evvel. Peki ne diyeceğim mesela genel müdüre? Kısacık geldim, ne diyeceğim? Şey mi, saçım kaza mı oldu diyeceğim? Uykuda canım mı kesmişim? Canım istedi diyeceksin. Canım böyle istedi diyeceksin. Ha. Daha güzel bir ama bir kurumsal bağlılığın varsa kanalın yüzü olarak. Sözleşmede var mı uzun saçlı olacaksın? Ay, ama bak sen şu anda beni kötü şeylere sevk ediyorsun. Bak Reyhan Karaca sevk etti derim. Bir daha programı almayacaklar. Kötülüklerin anası derim. O yaptırdı derim. Ya çok güzel söylüyor. Bana bir şey sordukları zaman canım öyle istedi. Mesela niye hızlı şarkı yapmıyorsun? Canım öyle istedi. Böyle bir şarkı yapmak istedim. Canım öyle istedi yani. Mesela ki niye bunu seviyorsun diyorlar. Yani niye buna aşık oluyorsun? Bu adama aşık olacak bir adam değil. Canım öyle istedi yani. Öyle. Böyle bir soru olabilir mi? Ne demek bu ya? Böyle bir yani soru mu var yani sana? Niye buna aşık oluyorsun? Böyle bir soru mu var dünya üstünde? Arkadaşların sorabiliyorlar. Ya niye böyle bir adama aşık oluyorsun falan. Canım öyle istedi. Belki onlarınki aşk değildir. Belki benimki aşk değil, benimki tutku. Ben zaten çok tutkulu yaşayan biriyim. Bende aşk sonradan gelişiyor. Ben önce seviyorum, sonra tutku, sonra aşk, sonra nötr. En son aşk, en son fazla aşk bende. Ve artık değiştirmeyeceğim diyorsun, kimseyi değiştirmeye çalışmayacağım. Hayır. Değiştirmeyeceğim, arkadaşlarım dahil. Baktım olmuyor, uzaklaşıyorum. O da en güzeli. Zor tabii, alışmak. Nedir tepeni attıran arkadaşlık? Yani nerede uzaklaşırsın? Güven. Güvenim bittiği anda benim için artık güvenden yok. Kastımız ne? Ben yoklarım insanları zaman içerisinde. Mesela bir sır veririm. Kendimle ilgili bir şey anlatırım. Bakayım bana geri dönecek mi? Ama sen de test ediyorsun bayağı. Ama olmak zorunda. Olmak zorunda yani. Nasıl güveneceksin? Kendimle ilgili bir sır veririm. Başkasıyla ilgili değil tabii ki. Kendimle ilgili bir şey söyleyip bana eğer geri dönüyorsa, bu da en yakınlarımdan olur mesela. En yakınlarıma. Hani çünkü kademe kademedir insanlar hayatına sokarsın. Bir en yakın çevren vardır. Bir onun arkasında duranlar vardır. En yakın çevremi içeri alacaksam eğer, evime alacaksam, bir yoklarım. Baktım ki bir terslik var. Hemen geri, yani asla oraya bir şey yansıtmadan geriye. Ha, sorarlarsa söylerim. Ama sormazlarsa geri adım. Ama onun peki söyleyeceği kişinin sana getirip getirmeyeceğini nereden biliyorsun? Hani onu nasıl? Hep oldu. Ha. Hep oldu. Bir şekilde geldi yani. Gittiyse bir şekilde bana geldi. Ama söylemeyenler de vardır. Var. Olmaz mı? Çok kıymetli insanlar var hayatımda öyle. Çok kıymetli hem de. Kendime bile söyleyemeyeceğim, itiraf edemeyeceğim şeyleri anlattığım insanlar var. Onlar benim için çok kıymetli. Bir de Sibel Alaş. Ha evet, değil mi? Çok değerli Sibel Alaş. Çok. Peki o zaman olduğu gibi insanları kabul ediyoruz artık. Bir anlık öfkelere henüz daha bir çözüm bulunamadı. Bulamadım. O da zamanla belki olacaktır. Yani belki de o da benim hani paniğe mi kapılıyorsun yumuşak acaba? Karnım belki. Yani en çok trafikte oluyor bu. Durduramıyorum bazen kendimi. Bir de sevdiğim insana zarar geleceğini düşündüğüm zaman çok fena oluyorum. Yani orada gözüm kararıyor. Peki plan, program, hayatla ilgili projeler, yani takvimler, şu yaşımda şunu istiyorum şöyle. Bugüne kadar kafama koyup da yapmadığım hiçbir şey olmadı. Yani hedeflediğim her şeyi yaptım. Belli bir yaştan sonra kendi şarkılarımı bir şekilde yapmak istiyordum. Onu da yani Saadettin'le birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Kendi şarkılarımı yapmak da en büyük hedefim. Onları da yavaş yavaş yapmaya başladım. Yani
konserler vardı, hedeflerim vardı. Şu andan itibaren sağlamlaştırmak, yani vardır ya bazı dönemlerde şarkı da yapmasanız siz varsınızdır. Yani o sizin isminiz bir markadır. O markayı oturtmak benim şu anki en büyük hedefim. Yani zaten kaç yaşına kadar şarkı söyleyebilirsiniz? Yani Ajda Pekkan en büyük örneğidir bunun. Hedefim öyle tabii ki. Hani kendime bakarak ne kadar ileri gidebilirsem o kadar ileri gideceğim. Ama kariyerimi basamak basamak yukarıya çıkarmak şu anki amacım. Hı hı. Yaptığım işlerde tıraş kaygım yok. Ne kadar sattı, ne kadar sevildi mi sevilmedi mi? Tabii ki sevilmesini çok isterim. Ama sevmedikleri zaman çok demoralize olmuyorum mesela artık. Eskiden dünyam kararırdı. Çünkü kendi çocuklarım, kendi yaptığım işler, kendi istediğim gibi yapıyorum. Karışanım yok. Yani sağ olsun Hakan Eren de hiçbir şekilde bize müdahale etmedi. Ya etmiyor da. İstediğimiz gibi yapıyoruz. Yani hakikaten şu zamanlarda gerçekten müzikten zevk almaya başladım. Aa, ne güzel. Çünkü hep hazır şeyler yapıyordum ve hazır gidip şarkıları söyleyip çıkıyordum. Şimdi A'dan Z'ye her şeyine içinde bulunuyorum. Klibim de aynı şekilde. Gökhan Özdemir'le 8. klibimiz. 8. klipte bile hala çocuklar gibi sette aynı heyecanı yaşıyoruz. Baklava alalım mı bir tane? Ne? Baklava. Biriyle tanıştığında dikkat ettiğin ilk şey nedir? Kitapçıda mı bulduk? Kitapçıya giren kızı mı bulduk? Biriyle tanıştığında dikkat ettiğin ilk şey nedir? Fiziki açıdan mı soruyor acaba? Hiç bilmiyorum. Sen nasıl anlıyorsan öyle cevapla. Dişlerine, ya fiziki olarak dişlerine, hı, ellerine ve gözlerine bakarım. Ondan sonra huy olarak da beni dinliyor mu? Hmm. Dinlerken konsantre mi? Hani gözlerimin içine bakıyor mu? Ona bakarım. Artık insanlar birbirini dinliyorlar mı? Hayır. Soruya bakalım. Artık yönlendirme var soruda gizli. Ama doğru. Artık çünkü düşünüyorsun. Aynı şeyi düşünüyorsun. Millet, yani insanlar hele toplumda böyle birbirlerine bakarken, konuşurken anlıyorum. Göz gidiyor, bir şey düşünüyor. Dinlemediğini anlıyorsun zaten. Dinliyorsa zaten hani kafasıyla bile sana veya gözleriyle veya tepkileriyle sana bunu belli ediyor. Yani aslında hani öfkeni kontrol etmek, daha değiş olduğu gibi kabul etmek, tasavvuf diyoruz ya. Hı hı. Tasavvufun içinde bu da var. Dinlemek, karşı, tabii, tarafa konsantre olmak, o anın gerektirdiği şekilde davranmak. Birisi seninle dertleşiyorsa zaten, hı hı, onu sana anlatmak için geliyor. Yani sen karşısında boş boş otur da, bir de en sinir olduğum şey, bir şey anlatırsın karşındakine. İki gün sonra onun devamını anlatmak istersin. Ne zaman anlattın ki bunu der mesela. İşte o zaman çok sinirleniyorum. Ha, ayıpmış o. Yani yapıyorlar. Ama bende de şu var mesela, bir arkadaşım beni arar, derdini anlatır. Diyelim ki akıl ister bir konuyla ilgili. Konuşuruz. Sonrasında mesela onun bir daha geri dönmez. Ya bir anlatsana devamını olayın. Sen benimle konuştun değil mi? Bir yol istedin, konuştuk. Bir arada ki böyle oldu, şöyle oldu. Ya da iyi gidiyorsa, istediği gibi gidiyorsa, hani o dertleşmenin sonunda, ha, ya teşekkür ederim verdiğin akıl için, bak böyle böyle oldu denmesi insanın hoşuna gider tabii ki. Ama senin dediğini yapıp da sana geri dönmüyorsa o da acı. Ya şunları yaşadım, bunları yaşadım. Fikri takip denen bir şey vardır ya gazetecilikte. Dostlukta da vardır o fikri takip. Yani verilen bir şeyi, konuşulan, paylaşılan bir şeyin takibi. Karşı taraf, iki taraf da bunu takip etmeli bence. Ya da öbür taraf da sormalı ne yaptın diye. Ben sorarım. Aha. Bir de benden böyle saatlerce akıl isterler, sonra giderler bildiklerini yaparlar ya. İşte o da çok. Ama işte bak burada da kontrol var. Yap var bildiğini. O, hayır, o zaman almıştır. Niye bana soruyorsun diye soruyorsun. Ama soruyor da, yani illa dediğini mi yapacak mesela? Ama sonra dönüyor, böyle böyle yaptım ya işte. Ben sana böyle olacağını söylemiştim. Ben sana söyledim, bu iş bunun sonu buraya gidecek. Hani niye dinlemiyorsun o zaman diyesin. İşte buralarımı çocuksu taraflarım, buralarımı tamir etmem lazım. Buralarımı tamir etmem lazım. Evet. Yani peki sana müdahale edildiğinde sinirlenir misin? Ben akıl danışıyorsam, hı hı, mutlaka bir şey bilerek danışıyorum. Müdahaleye çok sinirleniyorum. Müdahaleyi sevmem yani hayatımda, müdahale. Onun da bir çizgisi var tabii. Belli bir yere kadar tabii ki müdahale edilecek. Ben de mutlaka bir sürü yanlış yapıyorum. Ama o dayatmaya geldi, diretmeye geldiği zaman ve hani onu kanun gibi senin önüne koydukları zaman, yapacağım varsa da yapmıyorum. Hmm. Orada böyle bir inada biniyor iş.
Bak ne kadar kötü taraflarım çıkıyor, görüyor musun? Bunlar kötü değil ki. Bunlar iyi ya da kötü yok ki. Ben de mesela şeyi sevmiyorum. Aa sen üşüyorsun, şunu alsana. Ya üşümüyorum. Yok yok giy bunu. Ya üşümüyorum. Yok yok fark etmez. Ya, gerizekalı mı? 150 yaşına gelmişim. Neye üşümüyorum ya, Allah Allah. Yani. Bir de ye. Ha bir de ye. Ye. Evet ye. Ye. Yemedin ye. Bir şey ye. Ay, ya bunlar ne ya? Bunlar Türk işte kültürü. Ebeveyn tipi sevmek. Yani birini, karşındaki arkadaşını, sevgilini, onun annesiymiş, babasıymış gibi en büyük sevmek. Hata zaten ilişkilerde bu. Anne rolü ne döndüğün zaman karşıdakinin sana sevgisi de değişiyor. Yani o anne rolünü hemen valize kaldırmak lazım. Var mı sende anne rolü? Bazen çıkıyor bence içimden. Bence potansiyel var gibi. Çıkıyor içimden bazen. Evet hemen başlıyorum. Şununla görüşme, bence bu sana zarar verecek. Ney? Falan yani. Hissettiğimi bayağı söylüyorum falan. O çok kötü bir şey tabii. Ya bak şimdi burada dürüst ama ol. Ama haklı çıkıyorum. Gerçekten. Onu hissettiğin için mi söylüyorsun? Sinir olduğun için onunla görüşmüyorsun? Hissettiğim için söylüyorum. Arkadaşlarımı da uyarırım ben. Ya bunda niye elektrik almadım? Sen bununla bir ilişkine dikkat et falan derim yani. Hissediyorsam, seviyorsam karşımdakini. Ve doğru çıkar. Haklı çıkarım. Finalde mutlaka doğru çıkarım. Hadi. Erkek arkadaşlarım da uyarmışlığım vardır. Mesela bak finalde bu böyle olacak. Hani sen tamam yaşana istiyorsan yap ama finalinde sen bunu yaşayacaksın ve üzüleceksin. O zaman sakın bana hani haklıymışsın deme dedim ve her seferinde haklıymışsın duydum yani. Ama hayatımızdaki bütün tecrübeler kendi bildiğimizi yaptıktan sonra kazanılmıyor mu? E tabii ki yaşadığın için zaten hı-hı, birilerine de bunu yapma yapma deme. Yani hiçbirimiz bize söylenenleri çok da hatırlamıyoruz. O bir tecrübe olmuyor çünkü. Bunu yapma, bunu yap. Yani ama daha biz çok yaşayıp ailelerimizinkini kabul etmeliyiz. Arkadaşlarımızın bir şekilde kabul ederiz de ailelerinki hep zor gelir bize, ailenin verdiği o ultimatomlar hep farklı şey gelir bize. Yani yaptırılmış gibi gelir. Ama onlar da her seferinde haklı çıktılar, zamanında da öyle oldu yani. O zaman bir baklava daha alalım biz ya. Kendinizi figüran gibi hissettiğiniz bir ortam oldu mu? Ne yaparsınız böyle bir durumda? Aa güzel soruymuş, güzel soru bu ya. Hakikaten. Çok güzel soruymuş. Ay okul zamanlarında hissettiğim zamanlar olmuştur. Ya inek bir talebeydim ve hani böyle arkadaşlarım eğlenirken hadi ben de katılayım onlara falan dediğim zamanlarda böyle bir kenarda dışlanmış hissettiğim çok oldu. Ya da ne yapacağını bilemez ya insan o ortamlarda böyle. İnek yani o başka bir şey biliyor çünkü o çocuk. Aynen. Yani bir şey konuşuyorlar mesela, onun içine dalmaya çalışıyorsun aslında bilmediğin bir şey. Yani benim çocukluk zamanımda benim arkadaşlarım benden daha hızlı geliştiler. Ben daha çocuksuydum. İşte erkekleri anlatıyorlar birbirlerine falan filan. İşte onunla çıkmış, bununla çıkmış falan. Ben de hani katılayım istiyorum. Ben de orada bir hani kendimi göstereyim. Sonra bu kadar yabancıyım bir konuya. Sen sus, sen daha buralara gelmedin falan deyip beni hep kenarlara tutururlardı. O yüzden kendimi çok figüran gibi hissettiğim çok olmuştur yani. Görülmediğini hissettiğin oldu mu? Çok. Çok. Çok fazla. Hala oluyor bazen. Ya. Nasıl bir his o ya? Yani çocuklukta mesela. Okulda. İlkokulda. İlkokulda da çok yaşadım. Hastalıklı bir çocuktum ve hep okula gitmediğim zamanlar olurdu. Ve benim ay psikoloğa gelmiş gibi oldum. Ay yok ben ya vallahi merak ettim. Bakın ay içimden çıkıyor düşünüyorum şu anda. Merakımdan soruyorum. Hastayken bile okula gitmek isterdim. Çünkü dersi kaçırdığım zaman dışlayacaklarmış gibi hissederdim kendimi. O sınıfta hep dışlanacakmışım gibi hissederdim. Hastalıklı bir çocuktum ve hep ben bir kenarda arkadaşlarım oyun oynarken ben seyirciydim hep. O yüzden o çocukluktan kalma travmalar. Peki o zaman bu yaşlarda hiç hissettiğin oluyor mu? Hani 90'ların büyük yıldızı Reyhan Karaca, tamam Reyhan Karaca müzisyen kimliğiyle hala burada. Hani hep bu 90'lar yapıştırması var ya, üzerinize sakız gibi yapışıp da gına getiren klişe. Ondan sonra mesela 2000'ler, 2010'lar zaman gelip böyle Reyhan Karaca bazen görülmediğini hissediyor mu? Yine üçüncü şahıs gibi bahsediyor konuğundan sunucu şu anda. Görünmüyor değil de şey paniği çok yaşıyorum yani ayak uydurma. Mutlaka genç nesille bir jenerasyon farkın oluyor ve onların dilinden konuşma kulislerde çok yaşanıyor bu mesela. Onların dilinden konuşma diye bir şey var. Çok farklı lisanları var yani hepsinin, birçoğunun çok farklı lisanları var. Yani biz mesela bir araya geldiğimiz zaman aynı lisandan konuşabiliyoruz ama genç nesilden bir aramıza girdiği zaman
hani bayağı bir kuşak farkını hissediyorsun. Müzik de olsa ortak lisan. Ama ben ayak uydurduğum için, yani hala bir şeyler ürettiğim için çok fazla kendimi orada yalnız hissetmiyorum. Daha çok saygı gördüğüm için mutlu oluyorum. Saygı görüyorsun bir şekilde. Çünkü bir geçmiş var. 27 yıllık bir geçmişim var. Ve o genç nesil, hakikaten Türkiye'de gerçekten genç nesil de çok iyi geliyor. Yani saygılı bir nesil var aslında müzik camiasında. Çok saygı duyuyorlar. Aslında senin bir şey söyleyeyim mi? Bu anlattıklarından, hani görünmeme değil. Senin tedirginliğin kaçırmak. Yani şey, evet, yetişememek. Evet. Görünmemek değil. Vay, psikolog bak, gibi. Bak değil ya. Gazeteci olduğum için. Bak neden biliyor musun? Bak ilkokulda hastalıklardan dolayı gitmediğim zamanlarda dersi kaçıracağım diyorsun. Evet. Yetişememek. Evet. Sınıfın seviyesine yetişememek. Mahcup olmak. Zamanı kaçırmak. Sonra işte arkadaşların hep böyle çalıştığın için onlar gidiyor. Onların gündemine yetişememek. Bak şimdi yeni nesillere, belki onlara kaçırmak. Evet. Hep, zamanla benim zamanla aslında problemim var. Yoksa görülmemek gibi bir derdin yok. Hiç gibi olmadı. Yani şu anlattıklarından. Yani şimdi mesela bu şarkıda Bir Zahmet'e baktığımızda, önceki şarkılarda mutlaka ve mutlaka hepsinde bir 90'lar tadı var. Evet. İçimde var. Uzaklaşmıyor o benim. Uzaklaşmıyor o tattan şarkıların hiçbiri. İçimde var. Yani şarkı kendim yaptığım, yani Saadet'inle birlikte yapıyoruz ve benim sesime göre yapıyoruz. Benim okuyuşuma göre yapıyoruz. Benim tonlamama göre yapıyoruz. Hı. Ve mutlaka içinde 90'lar tadı oradan geldim. Nasıl inkar edebilirim? Duşta şarkı söyler misin? Hiç. Bizim de duş başlığı bundan sordun ya, bu nedir diye programa geldiğinde. Bu nefret bundandı. Ederim. Bak 6 lira verip bunu aldık. Vallahi boşa para verdiniz. Ben mutfakta. Arkadaş ortamında. Ama ya. Sahne dışında şarkı söylemekten nefret ediyorum. Yemin ediyorum sana. Peki ben tutsam sana böyle şeyi, duş yapıyormuş gibi söylemez misin? Gelsem oraya. Ay canım benim, senin için her şeyi yaparım. Bak ama nasıl acındırdım şu anda. Şimdi sen sevdik sevdalandık istersin. Hiç öyle bir sana baskım yok. Ama illa senin, bir şey söyleyeyim mi? Senin şarkın olması da gerekmiyor ki. İçin, yani senin böyle şu anda seni tam mesela ne anlatır? Şu anda bak geldiğin nokta, kişisel yükselmen, her şeyin, ruhun. Ya burada bir uğru var buranın. Ben buraya her geldiğimde mutlaka ya ilk program olarak geliyorum ya ikinci program oluyor. Ve buraya her geldiğimde en başa dönüp sevdik sevdalandık söyledim. Her geldiğimde. Ne istersen. Bunun hani bir uğru var diye düşünüyorum da bu çok komik olmadı. İşte zaten olay bu absürtlük. Bak o hem de var ya komiklik nerede biliyor musun? Senin fotoğrafını çekeceğim. Küpelerinin o parlaklığı, duş başlığının buraya yansıyanı bilmeyeceğim. Onun için böyle tuttun da görüntü daha da güzel olacak. Böyle mi tutmam gerekiyor? Tabii öyle tutup söyle. Biz de öyle. Ama bir istiyorsan ben hani isten su dökeyim. Konseptini bozmayayım, nasıl bir şeyse. Yok yok böyle. Çok aşağıda tutarak. Ha tamam peki. Evet. Kameraya mı bakıyorum? Kameraya. Peki. Sevdik sevdalandık, kördüğümle bağlandık. Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz. Duysa, alem duysa, dert etme derdim buysa, artık ayrı gayrı olmaz, olmaz. Çok teşekkürler. Ne güzelmiş bu ekosu. Beğendin mi? Çok güzelmiş. 6 lira. Ya, sen gidiyorsun, gidip binlerce para dolara veriyorsun. Yani. Ben bundan sonra sahneye bununla çıkıyorum. Ne diyeceğim? Kustun mu bu şarkıyı söylemekten? Ay ne diyecek? Yani ne soruyor dedi. Sonra geliyor dedim. Kustun mu diyecek? Yani 27 yıl. Kaç yıl oldu bir dakika tam bu şarkı? 91 işte. 29 yıldır olmuş bu şarkıyı. Olmuş o kadar ya. 29 yıldır ya bu şarkıyı söylüyorsun. Ya. Artık şey mi ya, yeter düşün yakamdan oluyor musun? Olmuyorum ya. Ya şöyle tabii ki ortamına göre. Hala ilk günkü gibi aynı hevesle, aynı heyecanla okuyorum ama. Ay bu da ne 50 yıllık evliler gibi konuştun şu anda. İlk günkü hevesle, heyecanla birbirimize bakıyoruz. Ama bu şarkı hakikaten benim için öyle. Yani hani büyümemiş bir çocuk gibi. Ve geçenlerde düşündük. Bir arkadaşım sordu, kaç kere söylemişsindir dedi. Herhalde 1,5 milyon falan olmuştur diye düşünüyorum. Yani artık ne kadar söylediysen. Herkes bunu istiyor, söylüyor. Seni ya görenler mutlaka, yolda bile söylüyor. Tabii canım mutlaka. Taksiye biniyorsun, taksici soruyor. Bir şekilde bir yere gidiyorsun, bir mekana gidiyorsun. Garson geliyor mesela.
Kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ve söylüyorum tabii, onlar da eklenince 1,5 milyon olmuştur herhalde. Ama ben çok mutluyum. Yani dünyada kaç kişiye nasip olur böyle bir şarkıyı taşımak. O yüzden de çok mutluyum. Yani. Ya yeni yaptığım şarkılarım yeri başka. Ama sevdik sevdalandık hep bir başka yerde duracak bugüne kadar. Peki son mesela 10 yılda yaptığın şarkılar arasında en tutulanı hangisi oldu? En böyle iz bırakanı? Benim açımdan mı? Seyirci açısından. Neye göre yani? Klip tıklamalarına göre mi yapmıyorum? Hayır, onu... hayır. Onu sen bilirsin. Son 10 yıldır ya çok var diyeceğim ama. Hı-hı. Şimdi mesela sen bilirsin onu yani. Şimdi bir zahmet mesela son 4-5 şarkıdan çok daha hızlı. Şimdi basın ekibim burada olduğu için rahatlıkla söylüyorum, Gamze'lerle birlikte, Gamze ve Ali. Hepsinden çok hızlı bir çıkış yaptı. Hı-hı. Şu an hani sadece 100 bin dinlenmesi var. Çok pardon, buraya bir parantez açacağım. Ayrı bir şey yaptınız mı? Ekstra bir şey? Hayır. Diğer şarkılardan farklı. Hayır. Yapmadınız. Hayır. Hı-hı. Hatta buna hiçbir şey yapmadık diyebiliriz. Ve biz bunu geç çıkardık. Yani pandemiden dolayı Hı-hı. bir haftada geç çıktı. Bu şarkıyı galiba insanlar çok daha sıcak buldukları için bu şarkı açık ara önde gidiyor. Ama yaptığım tabii Şehrazat şarkıları var 10 yıl içerisinde. Ayla Çelik şarkısı var, Berksan şarkısı var. Onlar da çok iyi gitti. Ama son zamanlara bakarsan bir zahmet açık ara önde. Ha, çok güzel, evet. Çok güzel. Sendeki en ayrı yeri olan şarkı? Sevdik sevdalandık değil bu arada. Hani ondan sonra. Ay, baştan beri mi? Evet. İki gözüm. Slow şarkım. Gidesim gelmiyor. Ya kendi yaptığım şarkılar tabii ki. Bu umarsız. Umarsız başka bir yeri var bende. Onun bir hikayesi olduğu için. Lagoluga bir zahmet. Aşk tutulması. Hepsi... Lagoluga geçen yıldı değil mi? Lagoluga geçen yıldı. Evet. Yıldı. Evet. Biz aşk tutulmasında gelmedik. Lagoluga'da geldik. Lagoluga'da geldiniz. Evet, Lagoluga'da geldik. Evet. Böyle valla bu bence bizim program da uğurlu geliyor. Bence kesinlikle. Zaten ilk başladım. Aslı'ya çıkacak mı? Pandemiden her şey iptal olduğu için. Evet. Teşekkür ederim beni ağırladığın hani, için. Böyle demek, bir, bizim için büyük böyle mutluluk. Bir zamanda senin konuklu program yapman da zaten mesleğine ne kadar aşık olduğunu gösteriyor. Yani ne demek, her zaman bize, ama şöyle bir şey var, teşekkür ediyoruz. Bütün çünkü pandemi döneminde o en ağır dönemlerde konuklarımız bizi yalnız bırakmadı. Yani hiçbir yere evlerinden çıkmadılar. Ben de öyle. Ama bize geldiler, bize geldiler buraya ve... biz televizyonlarda tek konuğu böyle karşısına alan programdık o süreçte. Yani o yüzden de hani biz de çok teşekkür ediyoruz. Yani sen ve ekibin çok, hı-hı, gerçekten çok önemli bir işe imza atıyorsunuz. Yani müziği ayakta tutmaya çalışıyorsunuz öncelikle. Onun için çok teşekkür ediyorum herkese. Ayrıca tabii ki beni burada ağırladığın için sen benim için çok özelsin zaten. Her zaman öyleydin. Çok teşekkür ederim sana. Bu şeyden sonra birbirimize karşılıklı böyle sevgi dolu seli akıttıktan sonra Sütlü Nuriye'miz hazır mı? O zaman gelsin efendim. Program boyunca söylediklerin Ece'nin Sütlü Nuriye süzgecinden bir de yüksek sesle okursan şöyle. Reyhan mı? Reyhan hiçbir şeyi saklamaz. Reyhan evcimen bir kadındır. Reyhan'ın kodları annesine çok benzer. Annem öldürecek beni. Reyhan ilişki yaşadığı kişiyi sosyal medyadan takip etmez, çok doğru. Reyhan bir sır verince ölümüne saklayın sizi deniyor olabilir. Evet. Ölüm. Yalnız bu arada magazinciler de bakmasınlar. Reyhan kimi takip ediyor, kimi etmiyor, kimi takibi bıraktı. Oradan bir şey çıkarmaya çalışmasınlar. Çünkü yok. İpucu direkt yok. Takip etmiyorum. İyiymiş valla. En güzeli. Nereden öğrenebiliriz mesela böyle gizli gizli? Nereden ipucu alabiliriz? Yani öyle bir ben şey olduğunda. Birisi olduğunu mu? Tabii mesela bir ben gazeteci ararım. Ha, öyle söylersin. Ben söylerim. Saklanacak birisi saklarım. Ha. Saklanacak birisi kim ya? Ne bileyim, ben istemez. Göz önünde olmak istemez. Kimliği açıklansın istemez. Herkes öyle bayılmıyor magazinlerde tur atmaya. O yüzden istemiyorsa karşıdakine saygı duyacaksın. Yani illa sen medyatiksin diye yanındaki de medyatik olmak zorunda değil. Ben zaten hiç hoşlanmıyorum, yine söylüyorum. Hani kadın ünlü, adam ondan daha ünlü oluyor bir zaman sonra. Ondan hiç hoşlanmıyorum ben. Adam zaten kendi oturaklığıyla, kendi işiyle, kendi başarısıyla ayakta duran bir adamsa sana ihtiyacı olmuyor zaten. Zaten sana ihtiyacı olan adamı da, yani o kadının ününe ihtiyacı olan adamı da bir zahmet salla gitsin yallah. Bir zahmet salla gitsin. Bir zahmet yallah. Aynen. Hem karnım doysun hem pastam dursun yok. Ha. Bundan sonra böyle Saadet'in dayı oğluna buradan söyleyeyim. Bundan sonra böyle altı dolu hikayesi olan şarkıları yapsın. Böyle naş. Hadi sana naş. Biz kibar naşlatıyoruz. Ha.
Nasıl? Ay iyice bozdum kendimi. Ne yapayım şimdi? Ceyhun da bize naş diyor bu arada kulağım. Öyle sana mi? Güle güle Ceyhun ya. Sana güle güle naş.